Evet, Gebze Ticaret Odası Başkanı Sayın Nail Çirer'le birlikteyiz. Sayın Başkan, pandemi sürecinde Gebze Ticaret Odası neler yaptı, neler yapacak bu süreçten sonra? Şimdi bu küresel salgın başladığında ilk önce biz odada yönetim kurulu üyeleriyle çalışma arkadaşlarımızı topladık. Dedik ki herkes kendine göre bir önlem planı hazırlasın, bir eylem planı yapmamız lazım. Arkadaşlarla toplandık. İlk önce kendimizi korumamız lazım dedik. Kendimizi korursak üyelerimizi koruruz. Üyelerimizi korumamız demek onların çalışanlarını korumak anlamına gelir dedik. Daha sonra öğrendik ki Bilim Teknoloji Bakanı bir TSD uluslararası belge çalışması yapıyor. İşte Covid-19 üretim hizmet belgesi. Bir de üretim dışında bir Covid-19 süreçle ilgili belge var. İlk önce bu belge için müracaat ettik. Geldiler TSE'den bizi denetlediler. Ben o zaman TSE bölge müdürüne sorduğumda Türkiye'de 10 tane firmanın müracaat ettiğini, 10 tane firma içinde de ilk odalardan biri siz olduğunu söyledi. Biz o belgemizi aldık. Hemen termal kamerayla hijyen kurallarını, kurum içindeki kurallar olarak bunu, daha sonra çalışma ekibini üçe böldük. Salgının nereden geleceğini, kime bulaşacağını bilmiyorduk. Bugüne kadar da o süreci çok iyi yönettik. Bu arada yakınları hastalanan personelimiz oldu falan ya da kendi hastası hisseden ya da kendini iyi hissetmeyen personeli birkaç gün işe getirmedik. Bu şekilde bugüne kadar da hiçbir personelimize ciddi bir şey yaşamadık. Tabii meclis üyelerimizden kaybettiklerimiz oldu. Bu süreçte çok değerli Türkiye'de bilim insanlarını kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Allah geride kalanlara sağlık versin. Peki bu süreçte dedik ki biz hem ekonomide bir daralma var, hem çalışmayan insanlarda bir şey var. Ne yapalım dedik. Geçen sene Ramazan'dan önce aynı yardımlara başladık. Dört ilçenin kaymakamlarıyla ortak bir program yaptık. Belediye başkanlarıyla konuştuk. Hem kaymakamlık düzeyinde kimi kaymakamlıklara kupon verdik, kimi kaymakamlıklara da gıda gönderdik. Hem de çalışma arkadaşlarımız odanın araç gerecini kullanarak muhtarlardan falan herkesin evine bir gıda gönderdik. Bu arada biliyorsunuz bizim bir sosyal etki merkezi var Dilovası ilçemizde. Sosyal etki merkezinin aynı gücünü daha çok artırdık. Yanılmıyorsam dün rakamlar geldi. 3 milyon 300 bin liralık şu ana kadar aynı yardım yapmışız. Bu arada yaşlı, ihtiyaç sahipleri olan, bizde isimleri olan, yani o yardım alan sosyal etki merkezinden, yani oradaki gıda bankasından kendi aracımız var, Flukukas'a, evlerine teslim ettik onları o şekilde. Bu sene de aynısını yaptık. Bu sene de yine farklı şey yaptık. Muhtarlar aracılığıyla, bu sene Covid salgını fazla önce kaymakamlıkların aracılığıyla onlara ulaşmayı denedik. Bu şekilde biliyorsunuz basın çalışanları vardı, haber portalları vardı. Çoğu haber yapamadı, reklam alamadı. Bu arada verilen reklamları oda olarak kendi aramızda konuştuk yönetimle. Dedik ki bir kişi iki kişiye değil herkese bölelim. Basın ilan kurumuna değil de gazeteci kanalları ayrı, haber portalı ayrı, o şekilde ufak da olsa destek olmaya çalıştık. Bazı hayır işleri söylenmez. Bazı yerlerde mevzuat gereği yapamadığımız şeyleri de yönetim kurulu üyelerinden para aldık. Meclis üyelerinden para aldık. Meslek komitesi üyelerinden para aldık. Mesela 18 milyon 400'e yakın bileşim ağından faydalanıp evinde eğitime katılan öğrencilerimiz vardı. Ben de eğitimci olduğum için bu eğitim modeline hibrit eğitim modeli diyoruz. Yani harmanlaşmış bir eğitim modelinin online sistemiyle öğrencilere ulaştırılması. Peki ne yapalım? Türkiye'de ilk defa oda olarak biz bir kampanya başlattık. Yani o kampanyada öğrencilerimize bilgisayar ulaştırdık. En Bunların düşük kaç milyon tablet lazım? 55 tablete Türkiye Odalar Borsalar Birliği gönderdi. Bütün odalara gönderdi gibi. 600 tableti de biz kampanyayla topladık. 300 tablet de bir kurumdan geldi. O kurum çok özel bir kurum. Adını söylemeyeceğim. Bizim kampanyamız Türkiye'de başarılı olunca onlar da bir destek verdiler. Bu kampanyada bize destek olan üyelerimize, meslek komitesi üyelerine, meclis üyelerine, yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Biz bir skala belirledik. Yönetim kurulu üyesi şu kadar lira verecek. Meclis üyesi şu kadar verecek. Sağ olsun herkes de gönülden destek verdi. Bu yetmedi. Devlet hastanelerine, özel hastanelere yatacak yer ayarladık. Mesela Gebze Kaymakamımız beni aradı. Dedi ki Gebze Teknik Üniversitesi'nin, tabii onlara da teşekkür ediyorum. O yetkililere de, kamu yöneticileri olsun, yerlerine hepsi destek oldu. Yani hepimiz bu arada aynı gemide olduğumuz için birlikte hareket ettik açıkçası. 500 kişilik öğrenci yurdunun personele
ihtiyacı vardı. Biz onlara devletin verdiği paranın dışında maddi destek verdik Gebze Kaymakamlığı aracılığıyla. O şekilde orayı şey yaptık. Yanımızdaki hastanenin reklam olmasın diye söylemeyeceğim. Özel hastanenin çalışanları İstanbul'dan, İzmit'ten geliyordu. Orada biliyorsunuz trafikte çok sıkıntı vardı. Tek tek hepsi kontrol ediliyordu. Onların burada Güzeltepe'de bir yurtta kalmalarını sağladık. Başka bir özel hastanenin çalışanlarının üniversitenin misafirhanesine misafir ettik. Çoğunu unuttum aslında. Bu arada devlet hastanelerine işte Dilovası'na göz ünitesi kurduk. Fatih'e solunum cihazları aldık. Farabi'ye bir tanı merkezinin olduğu bir prefabrik bina yaptırdık. Tabii. Bu arada güvenlik kuvvetlerini de unutmamak lazım. Güvenlik kuvvetleri de bu arada sağlık çalışanlarına ve üretim yapanlara ve çalışan kardeşlerimize destek oluyordu. Hem trafik açısından hem o yasaklı saatlerde. Çayırova'daki polis noktasının yetersiz olduğunu gördük. Oraya yeni bir polis noktası yaptırdık. Ve şunun altını çizerek söyleyeyim. Bunu değerli Kocaeli Valisi de söylemiş. Kocaeli Emniyet Müdürümüz de söylemiş. Türkiye'de hemen hemen tek bir nokta. Emniyet bu. Evet. Evet, Emniyet Genel Müdürü de toplantıda söylemiş. Evet. Bu benim değil, bizlerin başarısı. Bu Gebze'nin aynası çünkü orası. Şimdi bu süreçte 5 tane 112 acil biz yapmıştık Covid'den önce. Geçen hafta bizim ilçe sağlık müdürleri gerçekten çok başarılı. Hepsini kutluyorum. Çalışanları da dahil. Gebze'den bir talep geldi. Filyasyon ekibi büyüdü o süreçte. Filyasyon ekibinin soyunabileceği, bayanların ayrı erkeklerin soyunabileceği bir yer yaptırdık. Sağlık ocağının bir yer tahsis etti. Geçen hafta da Darıca Sağlık Müdürü, ilçe sağlık müdürü, ben ona atom karınca diyorum, Ulaş Bey'e. Gece 3'lerde, 4'lerde arkadaşlarımız oldu hastalanan. Onların yakınları bizi aradı. Hep kendilerini aradık. Farabi başhekimine, Fatih başhekimine, özel hastanın hepsine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepsi bize cevap verdiler bu süreçte. Mesela Nihat Bey merkezde yatarken işte ben Hakan Bey olsun, başhekim olsun, İbrahim Bey'i hep rahatsız ettim, Vahit Bey olsun, hep onlardan bilgi aldım. Bu da bir örneğidir. Onlara özel teşekkür ediyorum. Daha sonra bu hastanelerdeki eksikleri tamamladık. Bir ara onlara maske sıkıntısı vardı. Ayrıca onların kullandığı eldivenler vardı, cerrahi eldiven. Onlara da yardım ettik. Hatta bir ara kıyafet konusunda yardımcı olduk. Filyasyon ekibi olarak giyinen çalışanların. Olmaya devam ediyoruz. Olacağız da. Bu bizim asıl görevimiz. Sorumluluk içinde biz de varız. Biz de bu kentte yaşıyoruz. O kadar çok şey yaptık ki unuttum. Bu arada bir aşevi yaptık biliyorsunuz. Mobil aşevi. Devlet hastanelerinde yemek verdik. Sevgi evlerinde yemek verdik. Ulaşabildiğimiz kadar böyle ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaş Bey'den teklif gelince 6. 112 acilde Nene Hatun'u yapıyoruz. Nene Hatun'da da şu anda proje üzerinde arkadaşlar toplantı yapıyorlar. Bu ay içinde bitirmeyi düşünüyoruz. Sizler daha bu Covid'den dolayı biliyorsunuz hep çevrim içi yapıyoruz toplantılarımızı. Yüze gelemiyoruz. Aslında bu çevrim içi yapılan toplantılar hem bize hem katılımcıları yoruyor. Yine de başarmaya çalışıyoruz. Dedim ya Covid hayatımızda çok şey değişti Nihat Bey. Yapmadıklarımızı yapar olduk. Uzaktan işte temas etmeden ticaret yapar olduk. İşte e-ticaretin farklı kuralları hayatımıza girdi. Bir de tüketim alışkanlıkları değişti. Mesela ben kendim Covid'in başladığı günden bugüne kadar herhangi bir marketten alışveriş yapmadım. Hep internet ortamından yapmaya çalıştık. Sizlerle de dijital ortamda buluşalım diye odanın faaliyetlerini de anlatmak zorundayız. Bu flash bellekte var. 2020'de odanın yaptığı bütün çalışmaların kısaltılmışı diyelim. Hepsi sığmaz buraya. Bizim yaptığımız seminerdeki konuşmalarımız, bilgilenme toplantıları. Dedik ki üyemiz bunu taşıyamıyorsa bunu alsın. Hiçbir şey yapmıyorsa bunu bilgisayardan izlemeyecekse şu QR koduna bir dokunsun kameradan. 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2020'ye kadar odanın uluslararası yaptığı faaliyetler, yurt dışı yaptığı faaliyetler, üyelerle ilgili yaptığı seminerler. 2020. Evet, 20 yılının tamamı evet. Bunun içinde değerli başkanım Nihat Bey. Okuyorsunuz bunu. Kulaklığınızı takın. Hem sizi dinlendirecek buradaki bilgiler, hem hafızanızı yenecek, hem de bellekte bir şeyler oluşturacak. Yok, 2020. Sadece 2020 yılının. Biz geçen senede hem kitapçık çıkartmıştık, hem de QR kodunun dışında bu Beril alfabesi görme engelliler için, yani görmeyen üyelerimiz, görmeyen kardeşlerimiz Beril alfabesinden
bu kitapçıkları, kitapçının içinde neler var, amacı nedir, onu okuyordu. Daha sonra bunlarda şöyle bir barkod vardı, konuşmalarda, metinlerde barkod vardı, bunu buluyordu. Bunu da taşıyamaz yanında dedik. Dünya bir dönüşümden geçiyor. Değişmeyen şey tek değişimin kendisidir. Her dönüşüm insanla başlar. Biz bunu okuduk, bunu böyle öğrendik. Biz bu dönüşümü de odada yine çalışanlarımızla birlikte yaptık. Her şey bunda. O da neler yapmış, üyelerine neler sağlamış, üyelerine neler yapmış, bu pandemi sürecinde nelerle yardım etmiş. Hepsi bu hafızada, bu bellekte. Bu bellekte. Evet, ben bunu size özel hediye edeceğim. Siz boş zamanınızda böyle, belki sizleri ziyaret ettiğimizde, sizlerle gazete geldiğimizde muhakkak onlar da vardır burada. Basından görüntüler de vardır. Beni bugün ziyaret ettiğiniz, gerçekten çok teşekkür ediyorum ama kendisi küçük ama vücut bir alet. İlk defa biz yapmıyoruz. Odanın bilgi işlem biriminde çalışan arkadaşlarım ve bizim önerilerimizle yapılmış. Burada projelerimiz de var. Sosyal boyutta yaptığım projeler de var. Ben sizin nezdinizde hem sizi izleyen hemşehrilerimize muhakkak bu yerel haberciklere abone olsunlar istiyorum. Abone olmuyorsa da o programları muhakkak izlesinler. Gelen meslek odaları başkanları, STK'lar, yerel yöneticiler, kamu yöneticileri muhakkak bu kentin gelişmesi için katkı sağlıyor. Bu kentte hepimizin birlikte yapacağı çok şeyler var. Onlar muhakkak bize çok şey veriyor. Ben bu programları çok önemsiyorum. Bir tek Mustafa kardeşimin programı saat 16'da oluyor, saat değişmesi. Onları pek izleyemiyorum. Benim tam böyle ters saatime geliyor. Abbas Bey'in programından çoğunu izliyorum. Hatta Abbas Bey'in bazı programını hafta sonunda takıyorum, kulaklığı izliyorum. Açık söyleyeyim, geçmiş program. Diğer kardeşlerim Çileran'ın yaptığı program, Batı Yakası'nın yaptığı programlar var. Yani bu bölgede bunun için hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Görsel medya bizim için çok önemli. Ben de zaman buldukça insanları, konuşmacıları izlesinler istiyorum. Bize kentin gelişmesine bu şekilde katkı sağlıyorsunuz. Bizim bu bölgenin yurt sesi oluyorsunuz açıkçası. Evet. Bilmediklerimizi oradan öğreniyoruz. Onun için çok teşekkür ediyorum size. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Başkanım, biz bir yılından beri Büyük Medya olarak Abbas Bey ile beraber bu görevi yürütüyoruz. Dolayısıyla bunun yanına da işte 5-6 ay oldu. Hedef TV'de yayına soktuk. Gerçekten ben ticaret odasının böyle süslü laflarını çok fazla sevmem. Çok güzel. Ama nereden hangi taşı kaldırırsa muhakkak orada ticaret odası çıkıyor. Peki ticaret odasının bu kadar olmalı mı? Hayır, bana göre olmamalı. Ama sizin, evet, ben bu kentte yaşıyorsam bu olmalı. Bunu da ayırt etmiyorsunuz. Zaman zaman bunu ticaretin, ticaret odalarının, gerçekten ben de Kocaeli'yi, diğer arkadaşlarımı da takip ediyorum. Siz burada adaleti çok güzel sağlıyorsunuz. 4 tane ilçe içerisinde Gebze'ye ne yapıyorsanız onun bir benzerini Dilovası'na yapıyorsunuz. Mesela Dilovası'na yaptığınız hizmetler belli. Hatta arkanızda konuşmuş olmayayım ama bir yetkili şunu söylemişti. Nail Bey, Dilovası'ndaki belediye başkanı tableti çok verdi demişti. Kim giderse, Nail Bey'e kim çok dertlenirse, kim şey olursa belki o bir 5 tane daha fazla vermiştir demiştim o anında. Ama şunu gördüm. Bu arada basından da talepler geldi, onları da verdik. Evet, şunu gördük biz, sizler de hem basın camiasına, yazılı basına, görsel basına, diğer arkadaşlarımıza çok destek veriyorsunuz. Bu anlamda biz de size çok teşekkür ediyoruz. Biraz evvel beyan ettiğiniz şekilde. Bu karakod da, ben buna karakod diyorum kıymetli başkanım. Gerçekten artık bu şeye doğru gitti. Sizin bir konuşmanızı ben çok iyi hatırlıyorum. Müsiyatta cep telefonu olmasa artık bizim hayatımız durmuş. Altıncı organımız demiştiniz. Bu da bir nevi ticaret odasının bir organı, artık kitapla, gazeteyle, basınla uğraşacağını, bununla bu güzel bir çalışma. Evet. Tebrik ediyorum başkanım. Ben de şimdi dünya bir dijitalizme geçiyor. Bunu kabul etmek lazım. Alın terinin yanına akıl terini de koyanların yeri olacak artık gelecek yıllar. Kesinlikle.
Ben bizi kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Size ve basın çarşılarının tamamını kutluyorum. Şimdi ilk kahvemi yarım bunda içeceğim. Tamam mı? Unutma. Mustafa Bey, gel abi. Buyurun. Buyurun, buyurun. Evet, başkanım. Hangimize bakayım sesini? Yok, fotoğrafa bakalım başkanım. Yarın ilk kahvemizi bunda içeceğiz. Ya, güzel bir haber yap, sosyal medyada paylaş. Eyvallah, teşekkür ederim başkanım. Ersin Nihat Bey bir kahvenin 40 litre var diye fincan hediye ettim. Evet. Bir de başkanım şöyle Senler bir... çatlasın. Evet. Yok onları kesiyoruz başkanım. Başkanım Hedef TV'nin kolonyası biliyorsunuz şey olarak. Şu anda özellikle pandemi dolayı kolonyada sizin sohbetin başında söylemiştiniz. Virüsten korunmanın evet. yolları diyorsunuz. Ben de size ikram ediyorum sizin kolonyanızı. Teşekkür ediyoruz. Akarsa birisi birazdan. Sağ olun. Evet başkan çok Çabuk bitmesin diye başkan bunun için. Yok bunu. Çok teşekkür ederim.